Önder Kanat 1995 yılında tıp fakültesinden mezun olmuş, 25 yıldır hekimlik yapan, son 6 yıldır da tamamlayıcı tıp ile profesyonel olarak ilgilenen bir hekimdir. Tamamlayıcı tıp tüm dünyada yaklaşık 150 yıldır aktif olarak kullanılan ama ülkemizde de hemen hemen bir 25-30 yıldır kullanılan, Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen, eğitimleri verilen, sertifikasyonları yapılan modern tıbbın uygulanmasını asla reddetmeden ona destek olmak amacıyla yapılan tıbbi uygulamalar bütünüdür. Burada altını çizmemiz gereken en önemli konu, yanlış bir bilgi olarak toplumda daha çok alternatif tıp diye bir terim var. Bunu özellikle düzeltmek isterim, altını çizmek isterim ki alternatif tıp diye bir şey olamaz. Tamamlayıcı olabilir. Modern tıbbın verdiklerinin üzerine eskiden kullanılan ya da yeni bilgilerle, ki malum tıp sürekli gelişen bir bilim dalıdır. Bunların birlikte uygulanmasıyla sinerjistik etki sonucunda daha iyi tedavi sonuçları alabilmek temeline dayanan bir uygulama yöntemidir. Bilimin alternatifi olamaz ki, pozitif bilimlerinde en önde geleni tıptır tabii ki. Tamamlayıcı tıp, özellikle biraz önce de belirttiğim gibi Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen bir uygulama, GETAT adı altında devlet hastanelerinde, üniversitelerde, özel hastanelerde, kliniklerde teşvik edilen, denetlenen uygulamalardır. Geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları, GETAT'ın açılımı, başta mezoterapi, ozon terapi, son günlerde medyatik olarak da hepimizin kulak dolgunluğu olduğu hacamat, kupa tedavisi, akupunktur. Bunlar başlıca sayabileceğimiz tamamlayıcı tıp yöntemleridir. Ozon hepimizin aşağı yukarı bir kulak dolgunluğu olduğu bir şey. Dünyada özellikle Almanya ve Rusya başta olmak üzere 150 yıldır aktif tedavi yöntemi olarak kullanılan bir ozon terapi adı altında kullanılan bir yöntem. Ancak ülkemizde son 25-30 yıldır var. Ozon terapi temeli oksijen olan, O2 olan atomun, molekülün O3 olarak bir atom fazlasıyla kendine özgül jeneratörlerde oksijenden ozona dönüştürülüp vücudun muhtelif bölgelerinden uygulanmasıyla, ki bu harici uygulama olabilir, damar içi uygulaması olabilir. Bu şekilde yine modern tedavi yöntemlerinden vazgeçmeden yapılan uygulama yöntemidir. Birçok endikasyonlu kullanım amacı olabilir ozon terapinin. En önemli kullanım alanı genellikle genel iyilik halidir. Mental ve fiziksel performansı artırmak amacıyla ozon terapinin kullanılması en fazla gördüğümüz sahadır. Daha sonra ise kronik hastalıklar ve alerjik hastalıklar gibi birçok bilimsel çalışmayla, makalelerle açıklanmıştır, ispatlanmıştır. Artık bu konuda tartışmaya kesinlikle yer yoktur. Kronik hastalıklar ve alerjik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Temel etkileri rejenerasyon yapar. Vücutta yeni iyi dokuların, faydalı dokuların oluşmasını sağlar. Reparasyon yapar, tamir mekanizmalarını harekete geçirir ki vücut mükemmel bir organizmadır. Biz yeter ki ona köstek olmayalım. Yoğun metabolizma artıklarının, ki bunlar çok çeşitli ürünler sayılabilir, bunların vücuttan atılmasını sağlayan mekanizmalardır. Özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi son günlerdeki güncel konulardan biridir. Aktif olarak biz pratikte şu anda en yoğun uyguladığımız hasta grubu, bağışıklık sisteminin viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı kuvvetlendirmesi amacıyla uyguluyoruz. Modern tıbbın önerdiği tedavilerine ek olarak, kesinlikle onun yerine değil, ilgili uzman hekiminden tedavi protokolünü aldıktan sonra ek olarak, biraz önce de arz ettiğim gibi en önemli kullanım sahası kronik eklem hastalıkları, bir ortopedi, romatoloji uzmanı tarafından planlanan tedavisine ek olarak uygulayabileceğimiz majör ve minör ozon terapi ile tedavinin gücü çok daha artırılıp, hatta kullanılan ilaçların dozu azaltılarak maksimal fayda sağlanabilir. Böylece hasta üzerine binen kimyasal yük azalmış olur. En iddialı konuşabileceğim konu budur. Ozonun zararı olması ihtimali yoktur. Çünkü oksijenden elde edilen bir üründür ve uygulamaların büyük bir kısmında vücuda zaten ozon olarak verilmez. Özellikle majör ve minör ozon terapi de özel setler içinde ozon hastanın kanıyla belli bir işleme tabi tutulur. Orada almış olduğumuz kan maksimum kapasitede tekrar oksijene edilmiş, oksijenle yüklenmiş olarak tekrar hastaya verilir. Yani hastaya verilen ürünler hastanın kendi kanı ve oksijendir. Bunların da alerji yapma ihtimali yok. Tamamlayıcı tıbbın en önemli alanlarından biri de mezoterapidir. Benim aktif olarak uyguladığım, zaten
kliniğimde uyguladığım iki yöntemden biri de mezoterapidir. Mezoterapi ülkemizde ozon terapi kadar çok bilinen bir konu değil. Ancak son yıllarda özellikle yaygınlaşmaya ve çok uygulanmaya başladı. Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle verilen eğitimlerle yetkili hekimler tarafından uygulanması hem bizi sevindiren hem de tavsiye ettiğimiz bir şekil. Mezoterapi kelime anlamı olarak derinin orta tabakasına ilaç verilmesi demek. Ama kullanım alanı o kadar geniş ki başta cilt yenileme, anti-aging, zamanı durdurmak mümkün değil ama zamanın ciltteki etkilerini minimuma indirmek, azaltmak bununla mümkün. En çok kullanıldığı alan medikal estetikte ve dermatolojide cilt yenileme anlamında, cilt gençleştirme anlamında kullanılmakta. En çok kullanıldığı alan şu anda medikal estetik alanında cilt yenileme maksadıyla kullanılıyor. Mezoterapi uygulaması invaziv bir işlemdir. Yani vücuda çok çok küçük iğnelerle derinin orta tabakasına 1 ila 3 milimetre, bazı yerlerde 4 milimetre derinliğe ilaç verilmesidir. Basit bir uygulamadır, konforlu bir uygulamadır. Burada verilen ilaçlar istenilen etkiye göre, hedefe göre, hastada almak istediğimiz sonuca göre değişebilir. Özellikle biz cilt gençleştirmeden, daha doğrusu zamanın etkilerini azaltmaktan bahsettiğimize göre burada zaman ciltte başta hyaluronik asit ve kolajen, yani cildin genç ve güzel, sağlıklı görünümünü azaltan faktörleri eksiltir. Mezoterapide verilen temel ürünler kolajen ve hyaluronik asit başta olmak üzere peptitler, vitaminler, birçok şey sayabilirim ama ana materyaller bunlardır. Bunların uygun bölgeye, uygun dozda, uygun hastaya, uygun hekim tarafından, bu işin gerçekten sertifikasyonunu almış, eğitimini almış hekim tarafından verilmesi esasına dayanır. Ayrıca yine hastanın kendi kanından yapılan uygulamalar mevcuttur. Bunlar da birer mezoterapi yöntemidir. CGF ve PRP, yine kulak dolgunluğumuzun olduğu, izleyicilerimizin fikir sahibi olduğu uygulamalardır. Bunlar da yine birer mezoterapi yöntemidir. Çok güzel bir soru. Şimdi ağızdan alınan ilaçların ya da damar yoluyla verilen ilaçların ya da intramüsküler verilen ilaçların, kas içine verilen ilaçların vücutta uğradıkları işlemler farklıdır. Özellikle oral yoldan, ağızdan alınan ilaçlar öncelikle mide asidiyle karşılaşır. Bizim ihtiyacımız olan başta kolajen ve hyaluronik asit olmak üzere bunlar mide asit tarafından parçalanır. Yani almamız gereken miktarın çok çok büyük bir kısmı alınamaz duruma gelir. Burada olay çok pratikleşir mezoterapiyle. İhtiyaç olan bölgeye, ihtiyaç olduğu kadar ve o bölgenin istenilen derinliğine. Yani bir göz altındaki ince deriye verilen derinlikle ve ilacın miktarıyla kol derisi üzerinde, gövde derisi üzerindeki verilen miktar ve derinlik aynı değildir. Bu planlanarak, hesaplanarak istenilen miktar istenilen yere verilebilir ve hiçbir metabolizma kaybı olmadan daha az ürünle daha çok sonuç alınabilir. Avantajı budur. Ozon terapi ve mezoterapi ile, yani geniş anlamda GETAT'la ilgili çok çok şey konuşabiliriz. Ancak bunlar hakkında bilinmesi gereken, yine hastalarımızdan sık sık bize sorulan soru: bir sefer yaptırmak yeter mi? Ne kadar sıklıkla yaptırmalıyım? Ne kadar dozda yaptırmalıyım? Bunlar için en önemli kriter bu işin uzmanı, bu işte yeterli, gerekli eğitimleri almış kliniklerde yetkili sağlık personeli, ki mutlaka hekim olmalı. Onlardan ayrıntılı bilgi alınabilir. Bu örnek verdiğim sorunun cevabı ise ozon ve mezoterapi işlemlerinin hepsi vücut tarafından zamanla etkileri azaltılan, hatta kaybedilen işlemlerdir. Mutlaka tekrarlayıcı seanslar olmalıdır ama başlangıç dozları yüksek dozlarda olur. Daha sonra vücudun verdiği tepkiye göre gittikçe dozlar azaltılarak belli bir süre sonra da idame dozuna geçilerek devam ettirilir ve genel iyilik hali sağlanmış olur.